Şimdi tabii aslında son olarak Sayın Aslan Öztürk, aslına bakarsanız işte Bahçeli'nin çağrısına olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelirse sürecin nasıl işleyeceğine dair bir sorumla bitireceğim. Neler söylersiniz? Burada çok dikkatimi çeken ve kayıtlara geçirmek istediğim bir açıklama var. DEM Partisi sözcüsü Tülay Hanım'dan gelen bir açıklama. Evet. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum ve bunun önemli olduğu. Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır diye bir cümle kurdu grup toplantısında. Bu tehlikeli bir cümle. Ben onu kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır diyor. Ama biz şu gerçeği biliyoruz. KCK üst yapısının PKK'yı da içinde barındırdığını, PYD-YPG'yi de içinde barındırdığını, PEJAK'ı da içinde barındırdığını biliyoruz. Yani İran'daki PEJAK'ı, Suriye'deki PYD'yi, Türkiye'deki PKK'yı, Kuzey Irak'taki PKK'yı da KCK üst çatısı altında bir arada olduğunu ve bunların tamamının liderliği olarak da Abdullah Öcalan'ın kabul edildiğini biz biliyoruz. Şimdi böyle bir gerçeklik varken biz, DEM Partisi için söylüyorum, biz Türkiye'deki Kürt sorununun muhatabı Abdullah Öcalan'dır diye bir açıklamayı kabul ediyoruz derlerse, eğer dil sürçmesi değil de bilinç, ki ben bilinçli olarak kullandığını düşünüyorum, o zaman yarın bir gün Türkiye'de 50 tane elinde silah olan PKK'lı kalmıştı. Onları da dağdan indiler, teslim oldu. Abdullah Öcalan da onlara inin demişti. Onları indirdi zaten. Bu iş bitti. Gözüyle mi bakacağız? Ben bunun çok tehlikeli ve bizim biraz önce Zakir Hocam dikkat çekti. Hani bu mesele polemik konusu yapılacak bir mesele değil. Daha ciddi bir meseleyi konuşuyoruz. Daha büyük bir meseleyi konuşuyoruz dedi ya. Bu meseleyi başka bir yere evirme çabasının göstergesidir. Ben burada demin yaptığı grup toplantısında DEM eş başkanının yaptığı açıklamanın bu bölümünün çok sorunlu olduğunu biliyorum. Görüntüler vardır. Hatırlayacaksınız. Biz Afrin Zeytindalı harekatını yaptığımızda Afrin'in tepesinde Abdullah Öcalan'ın posterini vurmuştuk F-16 ile önce. Ne demek istiyorum? Suriye'deki PYD'nin Abdullah Öcalan'la ilişkisi yoktur anlamı çıkarsa bu cümleden bunu da reddediyoruz. Bunda bu kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'de Kürt sorununun muhatabı Türkiye'de Abdullah Öcalan'dır cümlesi çok sorunlu bir cümledir. HDP'nin ya da demin bu meseleyi bu bağlamda tartışmaya açması veya bu bağlamda tartışmaya çalışmasında kesinlikle kabul edilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Onun altını çizmek istiyorum. Sorunuza gelince, buradan nasıl bir yol alınır, nasıl bir sürece gidilir? Bu öyle kolay kolay, bugünden yarına, tamam işte Sayın Bahçeli ev ödevini verdi, işte tecritte kalktı, Abdullah Öcalan da dedi ki silahları bırakıyoruz, terör bitti. Bu iş bitti. Hayır, bu böyle değil. DEM kaç parça? PKK içerisinde hangi unsurlar var? Bunun içerisinde İran'ın etkisi, Rusya'nın etkisi yok mu? Amerika'nın etkisi yok mu? Başka unsurlar yok mu? Var. Bunlar ne yapacaklar? Hepsine bakacağız. Ama burada bence sosyolojiye, yani bu memleketin Kürtleri var ve bu memleketin Kürtlerinin bu meseleye böyle bakma. Yani Sayın Bahçeli diyor yani terör bitsin, biz kendimiz bu işleri konuşur ve mesela bugüne kadarki demokratikleşme adımlarına, reformlara da atıf yaptı Sayın Bahçeli konuşmasında. Onun için bu iş böyle bugünden yarına çözecek bir şey değil ama o tehlikenin, başa dönüyoruz yine, o tehlikenin büyüklüğü biraz bizim elimizi çabuk tutmamız gerektiğini çağrıştırıyor. Onu söyleyip susayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.